Türkiye hem coğrafi yapısı hem de arkeolojik zenginliği nedeniyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri arasında yer alıyor. Coğrafyanın ve arkeolojinin bu denli birleştiği bir ülke doğal olarak da askeri açıdan çok önemli üsler barındırıyor. Ancak askeri olmamasına rağmen halk tarafından çok merak edilen başka bölgeler de var. İşte Türkiye'nin merak ettiği, girilmesi yasak olan 8 gizemli bölge. 8 numara, İmralı Adası. Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK elebaşı Öcalan bu adada bulunuyor. Bu ada olası tehditlere karşı tam 700 komando tarafından korunuyor. Sivil gemilerin adaya 3 milden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor. 7 numara, Kozmik Oda. Kozmik odalar bir ülkenin kara kutusu gibidir. Burada genellikle devletin en önemli sırları bulunur. Mühürlü kozmik odaların kapısı, yüz ve parmak izi tanıyan 17 haneli şifrelerle açılır. Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu odada, olası savaşlarda ülke için önemli insanların nasıl ve nerede korunacağına dair detaylar yer alıyor. 6 numara, İncirlik Hava Üssü. İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında Amerika Mühendislik Grubu tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 1954 yılında açıldı. İlk etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda, konuşlanma ve orta ile üst düzey yoğunluktaki bombardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması öngörülüyordu. Ancak 1980'li yılların ardından üste önemli iyileştirmeler yapıldı. ABD kaynaklarına göre bugün burada yaklaşık 2800 Amerikan askerinin bulunduğu belirtiliyor. İncirlik üstünde yer altında bulunan depolarda yaklaşık 50 adet B-61 hidrojen bombası tutuluyor. 5 numara, Kürecik Kalkanı. 2012'de Malatya'nın Kürecik ilçesinde kurulan bu yer, Amerika ve İsrail için de önemli. Radar, İsrail'in balistik füze savunması için önem arz ediyor. NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye kurulan radar, Rusya ve İran'ın tepkisini çekmişti. Kürecik'teki radar nedeniyle İran topraklarının batı sınırının Tarhan'a kadar olan bölümü NATO'nun denetimine açılmıştı. 4 numara, Kisecik Üssü. Türkiye'nin NATO kapsamındaki üssüdür. Diğerlerine göre çok farklı yerde bulunuyor. Suriye sınırına sıfır olan bu üsse yaya olarak ya da araçla girmek mümkün değildir. Çünkü bu üs 1740 metre yüksekliğindeki Amunos Dağları'nın zirvesindedir. Çoğu zaman karlarla kaplı olan bu üste Suriye'nin izlendiği tahmin edilmektedir. Son dönemde terk edildiği gündemdedir. Bu üs hala gizemini koruyor. 3 numara, Sağır Oda. Türkiye'nin en gizemli meselelerinin konuşulduğu askeri odadır. Sağır Oda olağanüstü yöntemlerle korunuyor. Sağır Oda'da devletin başındaki kişilerin bildiği bilgiler konuşulur. Dışarıdan dinlemek tamamen imkansızdır. Bu odayı dinlemenin tek yolu içeriye cihaz sokmak. Odanın etrafındaki duvarlar kimyasal bir maddeyle sıvanmıştır. Ses geçirmez perdeler de vardır. Tavanı ve duvarları karbon gazlı boyayla boyanmıştır. Maliyeti 100 bin dolardır. 2 numara, Tarsus'taki esrarengiz kazı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Kırmızı Ev ve Gizemli Ev olarak bilinen evde gizli kazı çalışması yapıldı. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan evde özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 2 yıl devam eden bir çalışma yapıldı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmazken bu yer kimsenin görmemesi için mavi branda ile kapatıldı. Google haritalarında bile görünmemektedir. Ayrıca alana milletvekilleri bile sokulmamıştır. Burada korunan alanda neler bulunduğuna dair birçok teori ortaya atılmıştır. Oradan ne çıktığı halen bilinmiyor. 1 numara, Başkomutanlık Sığınağı. Başta Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek devlet kadrosunu bulunduracak sığınak, savaş yönetim merkezine dönüştürülmüştür. Bu yer her türlü nükleer füzeye dayanıklıdır. 300 kişi aynı anda günlerce burada yaşayabilir. Sığınak Ankara'da yerin altına inşa edilmiştir. Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı olduğu zaman özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünya ile ilişki kesiliyor. Havalandırma ise radyoaktif ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi ile çalışıyor. Havalandırma sistemi çalışmasa bile içerideki su ve hava 3 gün boyunca 300 kişiye yetebiliyor.